Nadir Özkurt'un cürüm işlemek amacıyla çete oluşturmak ve yönetmek, Yakup Çarıkçı, Osman Akbıyık, Metin Gürsoy ve Zeynep Yılmaz'ın cürüm işlemek amacıyla oluşturulan çeteye üye olmak, ayrıca adı geçen sanıkların nitelikli hırsızlık suçlarıyla yargılanmalarına, tutuklanarak cezaevine gönderilmelerine. Yavaş yavaş anlatın. Zaten kafam basmıyor şu mahkeme işlerine. Tamam, onu anladım. Tutuklandılar. Peki şimdi ne olacak? Ne yapacağız? Mahkemeye çıkmalarını bekleyeceğiz yargılanmaları için. Tamam, peki. O ne zaman? Ne? Ne? Ne diyor arıza? Tamam, peki avukat bey. Tamam, tamam. He, ne diyor? Öbür mahkemeye çıkmaları bir ayı bulurmuş en azından. Çürüyecek oralarda yavrum! Nasıl yani? Şimdi çete olduğumuzu anlarlarsa biz daha mı çok ceza yiyeceğiz? Evet. E hani birlikten kuvvet doğuyordu abi? Ne? Zaten içeri düşmüşüz. Bir yıl eksik, bir yıl fazla dinlemem, çökerim gırtlağın ha. Adamın asabını bozma. Ya Yakup abi kızma ya. Yani hem ben nereden bileyim ki abi? Daha önce içeri mi düştüm ya? Yine düşmezdin. Hiçbirimiz düşmezdik de. Mavi Hanım sağ olsun. Abi senin de ayağına taş dokunsa Mavi'den biliyorsun. Arsen abi. Başka kimden bileceğim lan? Hı? Şunu kafana iyice sok jilet. Eğer buradaysak bu Mavi'nin suçu. Ha bir de... Aksağın. Önce vurdular. Sonra iyileştirmeden içeri aldılar ha. Zalim bunlar ya, zalim bunlar. Nadir Bey, siz beni dinlemiyorsunuz galiba. Kız iyi diyorum. Toparlanmış bayağı. Sen gördün mü kendi gözünle? Gördüm. Şey... Dedi mi yani? Bizi sordu mu? Yok. Şimdi şu savunmaya gelirsek... Çeteden girecekler ya bunlar. Bizler ortada çetenin olmadığını ispatlamaya çalışacağız.